geçen hafta Şahsım Ülkesi Türkiye diye bir belgesel yayınlamış ve onun üstüne Ali Bey ile konuşmuştuk, değerlendirmiştik. Sizin de oldukça beğeninizi almıştı. Depremle ilgiliydi. Bugün de bu haftada sizler için AK Parti'nin 21 yılını değerlendirdik. Bir derleme haline getirdik. Bunu seyredeceğiz. Oldukça açık söyleyeyim yoğun bir emek harcadık. Oldukça detaylı bilgiler göreceksiniz. Birçoğunu belki hatırlayacaksınız, birçoğunu belki unutmuş olacaksınız ama bunları tek tek... Korkma! Bu haksızlıklar, bu gelecek kaygısı, bu geçim sıkıntısı geride kalacak. Korkma! Bu yalan siyaseti, bu talan ekonomisi, bu dolan düzeni bir kararınla son bulacak. Korkma! Çünkü en büyük korkuları korkmaman. Kendi saltanatlarını sürdürmek için seni bayrak düşer diye korkutuyor. Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Putin'i söylüyorum abi. En son Antalya'ya gittiğimde tüm Türkiye yönetimiyle konuştum. Tüm Türk meslektaşlarımız bizim önümüze çok hassas konular koyarak destek talep ettiler. Bugün ilişkilerin bozulmasına rağmen konunun ne olduğunu söyleyemeyeceğim. Bu kesinlikle benim tarzım değil. Ancak bana inanın önümüze Türkiye için çok hassas olan konular getirildi. Türk tarafının uluslararası hukuk bağlamına uymayan çözüm önerileri de buna dahil. Düşünebiliyor musunuz? Biz evet anlıyoruz dedik, size son kez yardım etmeye hazırız. Putin'in söylediği bu. Tamam, izleyicilerimize sormuşlar. İyi yanıtladın. Tabii burada özellikle güncel olduğu için dikkat çeken birçok konu var. Ama öncelikle Fatih Erbakan meselesi var. Rahmetli Erbakan'ın neler söylediği bugünkü siyasal iktidarla işte bir kez daha hafızamızı tazeledin. Erdoğan'ın da Erbakan'la ilgili neler söyledikleri. Tabii Fatih Erbakan'ın da neler söyledikleri bugünkü siyasal iktidarla ilgili. Çok geniş yetkisi var ama sorumluluğu hiç yok. Ne kadar güzel şey varsa kendilerinden, ne kadar kötü şey varsa dış güçlerden, hatta daha da ileri gidelim, Allah'tan diyorlar. Aynı Fatih Erbakan, bunda geçen yıl videosunu yayınlamıştık biliyorsun Midin. Şey demişti çok açık net bir şekilde, işte Cumhur İttifakı'nı ile ilgili, Erdoğan'la ilgili, eğer seçim ikinci tura kalırsa yeniden Refah Partisi olarak Erdoğan'ı destekleyeceğiz. Sonra bir başka televizyon konuşmasında dedi ki ya bu cümleyi kurduğum için teşkilatlardan, seçmenlerden ve parti yöneticilerimizden öyle büyük tepkiler geldi ki artık bunu söylemiyoruz. Ve ardından bu cümle tarihte duruyor tabii. Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasında görüşmeler başladı. Yeniden Refah Partisi AK Parti'ye işte maddeler halinde neler istediklerine yönelik verdiler ve imzalanmasını istediler. AK Parti yetkililer de biz bugüne kadar MHP ile bile imzalamadık bunu. Büyük Birlik Partisi ile Hüdapar'la bile imzalamadık. Sizinle de imzalamayız ama dediklerinizi yaparız dediler. Milletvekili pazarlığı bilmem ne derken 6.284 sayılı yasa ki Özlem Zengin bu tartışmaların içerisinde yalnız bırakıldı ama çok açık net bir şekilde isyan etti. Ve şeyde ittifaktan çekildiler. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 550 bin lira para yatırdı ve aday oldu Cumhurbaşkanlığına. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün 100 bin imza yok ortalıkta. Ve insanlar o Yeniden Refah Partisi'ne gönül vermiş gençler yoldan çevirdiklerine, tanıdıklarına, sosyal medyadan çağrı yaparak insanlara imza vermeye ikna ederlerken Fatih Erbakan'ın yeniden Cumhur İttifakı ile görüşmelere başladığı ve ittifaka katıldığı. İnanamıyorlar. Hayır, olamaz. Bu bir manipüledir, yanlıştır, yalandır diye bir taraftan söyledi. Yani düşünsenize ya, sizin için çabalayan binlerce insan var. İşte o saate kadar
yaklaşık 70 bine yakın imza vermiş insanlar sizin için. Siz o insanları haber vermeden, teşkilatlara haber vermeden soluğu AK Parti'de almışsınız ve yeniden Refah Partisi olarak katıldığınızı ve Erdoğan'ı destekleyeceğinizi duyurmuşsunuz. Şunu söyleyelim, yeniden Refah Partisi AK Parti listelerinden Fatih Erbakan da dahil olmak üzere milletvekili adayı olacak. Kaç kişi olup olmayacağını 15 Mayıs'ta göreceğiz. Ve kendi isimleriyle katılacaklarmış. Onlar zaten yeniden Refah Partisi'nin o 41 il meselesi etkili olmayan, oyunun olmadığı yerlerde katılacaklar. Bunun da altını çizelim. Yani yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Fatih Erbakan bu son bir yılın içerisinde fır döne döne eskiden topaç vardı, bilir misin? Bildin sen, hiç topaç oynadın mı? Biliyorum. Ben oynadım. Yani sizin döneminizde biraz farklıdır. Bizde topaç bizim dönemin çocuklarının aslında gazoz kapakları da dahil olmak üzere en önemli oyunlarından bir tanesiydi. Bir de langırt vardı. Kolanın içerisinden çıkardı böyle. Ya bizim dönemimiz çivi vardı. Çamurda oynardık. Fırıldak var. Yani o topaç fırıldak aslında bir anlamda. Fırıldak da fırfır. Yani son bir yıl içerisinde Fatih Erbakan döne döne fırfır oldu yani. Babasının kemikleri sızlıyordur. Yani babası mezardan kalkıp gelse Fatih Erbakan'ın yüzüne tükürür. Allah belanı versin. Benim ismimi yerle bir ettin diye. İşte Türkiye böyle bir yer. Diyeceğim hiçbir şey yok. Yani enteresan, 20 yıldır dünyanın en iyi hikayesini yazıyorlar diyor. Ertesi günde gidiyor. Senaryonun bir parçası oluyor. Ben anlamıyorum. Herhalde demek ki senaryosu zayıf, senaristi zayıf. Onu öğrenmeye gitti herhalde. Öyle düşünüyorum. Başka bir şey gelmiyor aklıma.